Gidu Möpesan Mutluluk Seslendiren Akın Altan Akşamüstü çay saati Henüz ışıklar yanmamıştı. Bahçe içindeki ev denize hakim bir yerdeydi. Güneş pembeleşerek batıyor, bu arada görünen her şey sanki altın tozuna bulanmış gibi oluyordu. Karşımızda Akdeniz, yeden günün altında berrak, kıpırtısız, ürpertisiz, dümdüz madeni bir plaka gibi sonsuzluğa doğru uzanıyor, uzakta, girintili çıkıntılı dağlar, gün batımının solgun erguvan kırmızılığı içinde siyah kesitler oluşturuyordu. Aşktan söz açılmıştı. Yine bu insanlık tarihi kadar eski konu tartışılıyor, daha önce defalarca söylenmiş olan sözler tekrarlanıyordu. Üstümüze alacak karanlığın tatlı hüznü çökmüş, duygusallaşmıştık. Kah bir kadının dudaklarından dökülen bir fısıltıda dile gelen aşk sözcüğü küçük salonu dolduruyor, bir kuş hafifliğiyle havada uçuyor, kanatlarını gererek bir ruh gibi boşlukta salınıyordu. İnsan uzun süre tek bir kadını ya da tek bir erkeği sevebilir miydi? İşte tartışılan konu buydu. Bu soruyu bazıları elbette sevebilir, Bazıları da buna imkan yok şeklinde cevaplıyorlardı. Her iki tarafta iddiasında haklı olduğunu göstermek için kanıtlar gösteriyor, örnekler veriyordu. Dillerinin ucuna kadar gelen ama dudaklarından dökülmeyen anılarının heyecanına kendilerine kaptırmış görünüyorlar, iki ayrı cinsi birbirine bağlayan bu esrarengiz ve güçlü bağdan derin bir iştenlikle söz ediyorlardı. Bu arada içlerinden uzaklara bakan birisi "Bakın, şuraya bakın." diye haykırdı. "Bu da ne? Denizde ufkun derinliklerinden belli belirsiz kül renkli muazzam bir kütle yükseliyordu. Kadınlar ayağa kalkmışlar, ilk kez gördükleri bu garip kütleye büyük bir şaşkınlıkla bakıyorlardı. Biri "Korsika adasıdır bu." dedi. Uzak mesafeleri örten sis bulutları kaybolur ve hava tamamen berrak bir hale gelirse, Korsika yılda üç dört kez böyle buradan görünür. Adadaki dağların dorukları, hatta buralardaki karlar bile seçilebiliyordu. Herkes, Denizden fırlayan bu heyula karşısında hayret ve heyecana kapılmıştı. Kolomb gibi meçhul denizlerde dolaşanlar, belki buna benzer heyulalar görmüşlerdir. O zamana kadar pek az konuşmuş olan yaşlı bir kişi, ''Bakın'' dedi, ''Sanki hem tartışmalarınıza cevap vermek, hem de bana garip bir anıyı hatırlatmak amacıyla karşımıza çıkan bu adada ben, bir zamanlar inanılamayacak kadar mutlulukla, tutkuyla dolu, şaşırtıcı bir aşk hikayesine tanıklık ettim. Beş yıl önce bu Korsika adasına gitmiştim.'' bu vahşi ada, Fransa sahillerinden ara sıra görünür görünmesine. Ama bizler için Amerika kadar uzak ve bilinmedik bir yerdir. Ve sanki hala dünyanın ilk yaratılış günlerindeki kargaşanın sürdüğü bir toprak parçasıdır burası. Birbirinden derin ve dar vadilerle ayrılan, üzerlerinden çağlayanlar akan düzensiz bir dağ silsilesi. Ova yok, ama bitmez tükenmez granit dalgaları, Korsika aydutlarına sığınaklık eden sık çalılıklar ya da çam ve kestane ağaçlarının oluşturdukları gür ormanlarla kaplı heybetli toprak dalgaları. Bir bayırın tepesinde bazen bir yığın çakıl taşını andıran bir kasabacık çarpar gözünüze. Ama buraları işlenmemiş, bakir, ıssız topraklardır. Ne tarım, ne sanat, ne zanaat vardır buralarda. Yontulmuş bir ağaç parçasına, oyulmuş bir taşa, nefis eserlere de dedelerimizin duydukları sevgiye ve bu sevgiyle yaşattıkları anıtların hiçbirine rastlayamazsınız. Bu azametli, sert iklimde üstünüzde etki yaratan neyse onunla yetinmek zorunda kalırsınız. Korsika'da sanat yapıtı tahramak boşunadır. Korsika ve Korsikalılar sanata tamamen ilgisizdirler. Her sarayı baş yapıtlarla dolu olan İtalya ise zaten başlı başına bir şaheserdir. Orada mermerler, ağaçlar, tunçlar, demirler, taşlar ve madenler insanoğlunun dehasına tanıklık ederler. İtalya'nın eski zaman evlerinde yer alan eski eserlerin en sıradan olanı bile zarafete duyulan tutkuyu dile getirir. İtalya, Yaratıcı zekanın kudret ve azametini bütün dünyaya kabul ettirmiştir. Gel gelelim İtalya'nın karşısında yer alan Korsika Adası ise ilk çağların basitliği içinde kalmış, bu çerçevenin dışına çıkamamıştır. İnsan bu adada bu adanın kaba yapılı evlerinde aile kavgalarına, kıskançlıklara, geçimsizliklere rastlayamaz. Bu evlerde sanki hayat donmuş kalmıştır. Korsikalılar Despot ruhlu, kinci, gözünü kan bürümüş insanlardır. Ama aynı zamanda eli açık ve konuk severdirler. Kapıları herkese açıktır. İşten gelen samimiyetlerini hemen dışa vururlar. İşte ben bir ay bu muhteşem adada dolanıp durdum. Bu adadayken dünyanın sonundaymışım gibi bir gariplik çökmüştü içime. Ne bir han, ne bir otel, ne bir bar, ne bir cadde… Hiç hiçbir şey yoktu. İnsan burada dar keçi yollarından, geceleri içlerinden çağlayanların derin boğuk uğultularının yükseldiği eğri büğrü dağların bir kenarında adeta asılı bir ufak köylere doğru tırmanır. Rastgele bir evin kapısını çalar, geceyi geçirecek sığınacağı bir dam arar. Alçak gönüllü bir sofraya oturur, ıslak bir çatı altında uyur ve sabahleyin sizi ağırlamış olan adamın elini sıkar, çıkıp gidersiniz. Bir akşam on saatlik bir yürüyüşten sonra yaklaşık bir kilometre ötede denize ulaşan dar bir derenin dibinde çevresi tamamen ıssız bir kulübeye varmıştım. Dağın çalılıklarla ve üst üste yığılmış kayalarla örtülü iki dik eğimini devasa ağaçlar adeta bir duvar örmüştü burada. Bu garip İnsana hüzün veren kulübenin çevresinde bir iki asma çubuğu, küçük bir bahçe ve daha ötede birkaç büyük kestane ağacı vardı. Beni yaşlı bir kadın karşıladı. Odadakilerden farklı olarak sade ve temiz giyimliydi. Bir sandalyeye çökmüş olan erkeği, beni selamlamak için ayağa kalktı ve tek kelime söylemeden tekrar oturdu. Kadın, onun kusuruna bakmayın, dedi. Sağırdır, 82 yaşında. Mükemmel Fransızca konuşuyordu. Hayretle "Siz Korsikalı değil misiniz?" diye sordum. "Hayır," dedi. "Biz Avrupalıyız. 50 yıldır burada oturuyoruz." İnsanların yaşadığı kentlerden bu kadar uzakta, bu ıssız kulübede geçen 50 yılı düşünmek bile içimi daraltmıştı. Kulübeye girdik. Yaşlı adam da bizimle beraber girdi. Sofraya oturduk bir tek kaptan oluşan ağır akşam yemeğine, domuz yağıyla pişirilmiş patatesli lahana çorbasına kaşık sallamaya başladık. Yemek bitince dışarıya çıkıp kapının önündeki tahta bir sandalyeye çöktüm. Gurbet ellerde, akşam çökünce bir gariplik duygusu, bir hüzün kaplar ya insanın içini, ben de o an böyle duygular içindeydim. Varlık, hayat ve evren, her şey, her şey bana içi boşalmış, silinmiş görünüyordu. Birdenbire hayatın o müthiş sefaleti, boş ümitlerle kendini aldatan kalplerin kara yalnızlığı içime çökmüştü. Yaşlı kadın dışarı çıkarak yanıma geldi. Dünyada kendilerini kaderin hükmüne terk etmiş insanların ruhlarında yaşayan bönlükle ama heyecandan titreyen bir sesle Demek, dedi, Fransa'dan geliyorsunuz, öyle mi? Evet, dedim. Zevk olsun diye geziyorum. Paris'te misiniz? Hayır, Nancy Hayır. dedim. Bu, Nancy kelimesinin onu heyecanlandırdığını sezdim. Ağır bir ses tonuyla, Nancy, diye tekrarladı. Bu sırada erkeği bütün sağırlar gibi sakin ve duygusuz haliyle kapıda belirdi kadın bir şey duymaz o dedi devam edebiliriz Nancy'den olduğunuza göre herkesi tanırsınız orada herhalde hemen hemen dedim Sant Alais ailesini tanır mısınız Çok iyi tanırım Babamın dostlarındandılar Adınız adımı söyledim Gözlerini gözlerimden ayırmıyordu Anıları canlandıran yavaş ve boğuk bir sesle Evet, hatırlıyorum, dedi. Çok iyi hatırlıyorum. Ya Birize Malar ne oldular? Hepsi öldü. Vah vah, hepsi öldüler ha. Peki ya simutlar? Simotları tanıyor muydunuz? Tanımaz olur muyum? En gençleri general olmuştur. Heyecanından titremeye başlamıştı. Bilmem hangi belirsiz, hangi güçlü, hangi kutsal iştenliğin etkisiyle o zamana kadar kalbinde kilitli kalmış olan bu anılardan, ruhunu titreten bu isimlerden söz etmek ihtiyacıyla. Evet, diye mırıldandı. Udesimu benim kardeşimdi. Şaşkınlık ve dehşet içinde dona kalmış bütün bir geçmiş bir anda gözlerimin önünde canlanmıştı. Bir zamanlar bu Lorraine'li soylu Simon ailesi içinde büyük bir rezalet patlamıştı. Güzel, zengin bir kız sözünde Simon, babasının kumanda ettiği tümende görevli genç bir süvari teğmenine gönül vermiş, aile ocağını terk ederek onunla kaçmıştı. Çok güzel çocuktu bu teğmen. Gürbüz, yakışıklı bir köy çocuğuydu. Ayrıca mavi süvari üniforması ona pek yakışırdı. Bu iki özelliğiyle kumandanının kızının gönlünü çalmış, aklını başından almıştı. Kız onu bir geçit töreninde görmüş ve hemen aşık olmuştu. Ama nasıl konuşmuş, aşkın nerede itiraf etme fırsatı bulmuş, onunla nasıl anlaşmıştı? Bunlar hiçbir zaman açığa çıkmadı. Kimseye bir şey sezdirmemişlerdi. Bir akşam nöbetini bitiren Teğmen, sevdiği bu kızla birlikte ortadan kayboluvermişti. Her yeri aradılar, taradılar ama bulamadılar. Kendilerinden bir daha hiçbir haber alınmadı ve her ikisine de öldü gözüyle bakıldı. Şimdi ben 50 yıl sonra onu bu korkunç vadide buluyordum. Bunu kendisine söyledim. Şimdi iyice hatırladım. Siz bayansızınsınız. Başıyla evet işareti yaptı. Ağlıyordu. Viranenin eşiğinde hareketsiz oturan ihtiyarı bana gösterdi. İşte o, dedi. Anladım ki onu hala seviyordu. Bakışlarından çıkartmıştım bunu. Mutlu oldunuz mu bari, diye sordum. İçten gelen bir sesle cevap verdi. Oh, evet, çok, çok mutlu oldum. Beni çok mutlu etti o. Hiçbir zaman pişman olmadım yaptığıma. Bu aşkın kudreti karşısında ona hem hayran hayran hem de mahzun mahzun bakıyordum. Bu zengin kız bu adamın bir köylünün peşine düşmüş. Onun yanında o da bir köylü karısı olmuştu. Her türlü incelikten, süsten, zarafetten yoksun bir köylü kadın işte. Onun hayatına katılmış, onun basit, sıradan adet ve geleneklerine katlanmıştı ve hala onu seviyordu. Adi bezden elbise giyen, başörtüsü bağlayan bu köylü kadın hasır sandalyelere oturuyor, tahta bir masada toprak tencere içinde lahana haşlaması ve domuz yağıyla pişirilmiş patates çorbası içiyor, kendi köşesinde kıvrılıp bir saman yığınında uyuyordu. Ondan başka bir şey düşünmemişti hayatında. Mücevherlerini, kumaşlarını, zarif eşyasını, yumuşak sandalyelerini, kağıt kaplı odalarını, bu odaların tatlı havasını, kuş tüyü yastıklarını kaybettiğine asla yanmamış, en küçük bir üzüntü bile duymamıştı. Sevdiği adamın varlığı dışında hiçbir istek, hiçbir özlem onu sarmamış, onunla beraber, yalnız onunla beraber olmak ona yetmiş, bundan fazlasını istememişti. Gençlik çağında en körpe yaşında kendisini büyütenleri, sevenleri dünyayı ve hayatı terk etmişti. Onunla, yalnız başına onunla bu vahşi ilkel çukura gelmişti. Onun her arzu ettiğine, her hayal ettiğine, her umduğu, her beklediği şeye bedenini, ruhunu kapamış, bütün bu fedakarlıklara karşılık genç adam, onun hayatını mutlulukla doldurmuştu. Hayır, Magnazel Simon bundan fazlasını isteyemezdi. Bütün gece bu kadar uzak yerlerde kendisini izlemiş olan kadının yanı başında kötü ve pis yatağında uyuyan ihtiyar askerin boğuk horultusunu dinledim ve bu garip bu basit ama ender görülen olayı bu aşk serüvenini bu harikulade mutluluk örneğini düşünerek sabahladım. Şafak sökerken iki ihtiyarın ellerini sıkarak yanlarından ayrıldım. Adam sustu. Onu dinleyen kadınlardan biri ''Bu olayda olağanüstü hiçbir yan yok.'' dedi. Susan Simon, basit, idealleri olmayan, kısacası, ilkel yaratılışta bir kadınmış. Bence bir budaladan başka bir şey değil. Bir başka kadın içini çekerek ağır bir sesle ''Ne önemi var?'' diye mırıldandı. Mutlu olmuş ya, uzakta, ufkun derinliğinde korsika karanlığa gömülüyor.'' yavaş yavaş denize dalıyor, sahillerine sığınmış iki yoksul sevdalının hikayesini sanki bizzat anlatmak için ortaya çıkan muazzam silüeti silmiyordu. Son